Selam arkadaşlar, bu videoyu benim gibi böyle dinozor olup old school roleplay oyunlarından hoşlananlar için çekiyorum. Biraz da böyle tryharding'i, yani kendini böyle zorlamayı sevenler için çekiyorum. Şimdi en son Baldur's Gate 2 Enhanced Edition'da Black Pits diye bir mod geldi. Yani bu modun konusu Baal Spawn'ı yakalayıp böyle gladyatör olarak pitlerde dövüştürüyorlar ki bunun arkasında olan güçleri burada spoiler olarak vermeyeceğim. Fakat hani av partisinde, sizi avlamaya gelen partide hani kimlerin olduğunu zaten göreceğiniz için onda bir sıkıntı yok. Başlarında bir adet Dark Planeteer var. Bu yani dünyada, yani Forgotten Realms evrenlerinde ve sayılı yaratıklardan bayağı güçlü arkadaşlar. Şimdi hikaye şu: bu arkadaşın elinde bir scroll var, scroll'ü okuyor ve sizi direkt böyle yakalayan magical bir scroll. Ama böyle cast time'ı 10 gibi bir şey işte. Normalde şimdi ben şeyi fark ettim, bu kazanılabilen bir dövüş. Yani hiç Black Pits'in macerasını oynamayabilirsiniz bile. Eğer ki hani cast time'ı yeterince hızlı bir mage'iniz varsa. Mesela Robe of Vecna gibi item'lar var cast time'ı düşünen. Bu sayede hızlı bir time stop atarsanız o scroll'ü, Okyan Planeteer'ı time stop'tan çıkartmayabiliyorsunuz. Fakat ben bugün işte şeyi deneyeceğim. Acaba solo bir karakterle bu fight kazanılabiliyor mu? Yani oyunun en zor fight'ı ve solo karakter. Hani daha zoru olamaz. Bir deneyelim bakalım. Şimdi New Game. Evet, bu benim karakterim. Ama ben bunun işte büyülerini ve biraz böyle inventory'sini bu fight için hazır hale getirip hazırladım burada. Statlar biraz yüksek tabii ki. Yani işte Throne of Baal şeyin sonu, Baldur's Gate 2'nin sonu, Baldur's Gate 1'deki tomlar falan, statlar biraz uçtu yani. Bir wisdom yok, gerisi maşallah bir karakter. Güçlü bir şey. Fighter Mage karakterimiz. Haydi bakalım başlayalım. Ne güzel bal ortamı falan da işte. Sakin sakin oturuyoruz. Ne gerek var yani? Bağalın evladıyız diye. İçimizde Tanrı esansı var diye. Ayıptır, günahtır ya. Ondan sonra bağal çocuğu kötü. Danger, I tell you. Najim, ne oluyor kardeşim? Ya hem adımızı vermişsin, hem uyarmaya geliyorsun. Sen de kardeşim dedik, bak şimdi delikanlı mısın? İbiş misin? Harbi cin işte ya, cin, cin gibi görüyorsunuz yani. Neyse hadi, güvendesin Najim. Orta Doğu ve Balkanların en İmparator karakteriyle birliktesin. Allah Allah, buradalar mı? Çok şaşırdım. Sürpriz oldu. Bard Bard değil. Cin Cin değil. Kimin ne olduğu belli değil. Acaba bu bar nerede? Yani
Düşünsene hancısın böyle. Bağırdığında böyle müşteriler takılıyor falan böyle. Biri salamandere dönüşüyor, biri planetara dönüşüyor falan böyle. Biri cin. Saçma sapan. Yani şu tavernacıyı bir düşün ya. Yani götü nasıl atıyor? Acaba bu tavernacı tavernacı mı? Kesin bu da mind flayer falandır da haberimiz yoktur. Neyse. Bart Bartmış bak ama gerçekten. Yani harbiden en karakterli adam Bartmış. Yani ama diyor ki hani şakamı sana yapacağım diyor. Göreceğiz bakalım kim kime şaka yapacak. Joker Efendi. Beni nasıl yakalayabilirler Najim? Hala tanımadın mı ya? Bayalot'un piklerinden birlikte kaçtık. O kadar. Yani tanımış olman lazım artık ya. Nasıl bir adamsın sen? Neyse. This will never happen. Olacak diyor. Joker'a bak. İddialı karakter. Piç. Şimdi pausu direkt koydum. Evet. Bu bölümde düşmanlarımızı sevelim. Onları tanıyalım. Şimdi şu arkadaş tankın dibi bir arkadaş. Böyle %90 falan damage reduction'ı var. Hayvanın evladı. Sadece böyle physical vuruyor. Physical'la böyle çok az yiyor. Magic yani nasıl diyeyim? Hani nükle ölmez yani. Hani rezistansını alsan da yani o kadar büyü slotu olan mage var mı? Harbiden sırf şu karakteri böyle yani Magic'le kesen Mage'i görsem emekten dolayı elini sıkarım yani. Kesilebilir belki bilmiyorum. Hesaplamadım yani ama. Yani bu böyle ignorlanacak işte kombattaki ilk arkadaş, tamam mı? Onun dışında şimdi şu arkadaşın çok fazla kendini koruma büyüsü yok ama böyle vurana damage return yaptıran büyüleri var. Yani bu arkadaşı böyle kesmek biraz bedelli oluyor ama kesilebilen, rahat kesilebilen bir arkadaş. Şu arkadaşın böyle orta seviye korunma büyüleri var. Salamander kardeşimizin. Bir falan böyle dispel mispel istiyor açıkçası bir ince. Ama eşek gibi tabii Fire Salamander ne yapacak? Fire Magic'le nükleyen bir arkadaşımız. Şimdi buradaki sorunlu karakterler şu Mage abi. Bu Mage İnanılmaz böyle protection büyüsü var. Böyle dispel atıyorsun, chain contingency'den bir daha açıyor. Atıyorsun açıyor. Hani iğrenç, görünmezlik basıyor, kaçıyor. İşte habire böyle kendini koruyan büyüler falan fırsatını bulursa da tabii 9. level büyülerden seçip beğenip atıyor kafaya. Şimdi şu da problemli bir arkadaş Joker. Gerçekten iddialı olduğu yani hakkını veriyor iddiasının. Bardım diyor ama maşallah mage kadar yani sağlam böyle büyü yapıyor bu arkadaş. İnanılmaz protection büyüleri var bunda da. Ve inanılmaz bir physical dealer. Dual wield kullanıyor kendisi. Açıkçası şu iki arkadaş böyle protection büyülerini defalarca kaldırmadan rahatça kesebileceğimiz arkadaşlar değil. O yüzden bu iki arkadaş şu tanktan önce kesilecek arkadaşlar. Şimdi görmediğimiz arkadaş ise şurada Planeteer. Scroll'ü okumadan önce ona koşturup time stop atmam lazım. Lakin burada bir sıkıntı var ki öyle barın ortasında 5 kişi adama time stop attırırlar mı? Şimdi onu atmak için şöyle bir muhabbetimiz var. Staff of Magi diye bir item'ımız var. Bu item mükemmel bir item ya. Gerçekten neden artifact olduğu şimdi belli. Şey var bak burada permanent invisibility var. Bu yani kabzaya dokunduğunuz gibi invisible oluyorsunuz. Bak ben şu anda mesela invisible'ım. Yani buradaki arkadaşlar ne bileyim true sight ya da bana eğer nerede olduğumu kestirebilirlerse dispel magic vesaire atmadan beni göremeyecekler mesela. Olay o. Ama bende Boots of Speed var. Yani Dispel'i de şimdi şuraya atsa zaten Artificial Intelligence. Ben Kenya Malkara aşağıdayım. Hadi bakalım. Ama arada böyle çok hızlı büyü çıkartan oluyor böyle bir saving throw falan. Bir şansa ihtiyacım var şu koşu sırasında. Haydi bakalım. Koşabildik. Güzel koşu. Büyü değmedik.
Şimdi bu arkadaş bize scroll'ü kestetmeye çalışıyor. Biz ondan önce bir time stop atalım. Şimdi ilk time stop başarılı. O yüzden ben dual build'e geçeyim. Abi burada mükemmel bir kılıç var bak. Her vuruş %15 magic resistance 4 round boyunca azaltıyor. Gerçi bunu büyüyle kesmeyeceğim için bir şey değil ama 4 round boyunca da armor class'a 2 penaltı veriyor. Yani physical olarak bir adamı kesecekseniz şu Answerer herhalde oyundaki en iyi kılıçlardan ya. O yüzden main hand'ime bunu takacağım. İkinci enime de Andurgaval artı 5. Yani bu artı 5'lik bir sword gibi, böyle çok fazla başka bir etkisi yok. Gireceğim. Gönül isterdi ki üstüme haste basayım, şey basayım ama zamanım yok. Yani gördüğünüz gibi burada planeter şu scroll'ü atmadan indirmem gerekiyor. Hadi bakalım, birinci round. 1, 2, 3, 4. İkinci round. 1, 2, 3, 4. 5'i kaçırdık. Şimdi bir time stop daha atmak gerekecek burada. Artık bunu keseriz muhtemelen. Evet, şimdi öyle bizi artık böyle bir scroll'le çat diye yakalayamayacaklar. Yani açıkçası kombatın ilk fazı burada bitti gibi düşünebiliriz. Şimdi kombatın ikinci fazı şöyle bir faz. Burada dediğim gibi şu şeyi kullandığım için, ben staff'ı kullandığım için, yani beni divination büyüleriyle görebiliyor bu arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu ama engelleyebiliyorum. Şöyle bir büyü var. Spell Immunity adında. Bir büyü okulu seçip ona invulnerable olmanızı sağlıyor. Ben Divination'a karşı invul olursam, ki oldum, beni artık böyle True Sight'la, Zart'la, Zoot'la da göremeyecekler. Yani ben hem invizim hem sezilemiyorum. Açıkçası arkadaşlara kolay gelsin. Şimdi daha ne yapabilirim bakalım bir. Ha, hepiniz yan yanasınız. O zaman size bir şöyle ortaya Remove Magic, bir üstünüzde var olan büyülere atalım bakalım nasıl olacak. Tabi hemen orada Spell Trigger'lar bilmem neler patladı. Şimdi yapacağım şeyler. Burada en önemli, tamam, Stone Skin basayım kendime bir tane. Bastım. Şu şeyi de yavaştan ben elime alayım. Asayı. Evet, bir de Mirror Image basarız. Koruyucu büyülerimiz olsun. Evet, gördüğünüz gibi bu arkadaşlar böyle mal gibi geziyorlar şu anda beni göremedikleri için. Mükemmel değil mi? Aslında yani böyle videoyu 850 saat sürdürüp işte böyle bütün büyülerin duration'ını bitirip yani kombatı bitirebilirim aslında. Harbiden çok kırık bir combo sahibiyim şu anda da. Evet, Joker. Şimdi Joker kardeşim, sen sıkıntılı bir arkadaşsın. Aa bak, invisibility basıyor eşşoğlu eşekler. Siz beni göremiyorsunuz ama ben sizi True Sight'la görebilirim. Evet, şu anda gördüm. Joker burada. Şimdi senin yolun uzun ya. Sana bir evet. Bak 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 bak. Hemen bir salise gözüktüm ya. Nasıl büyü atıyorlar? Nasıl büyü atıyorlar? Mage nerede? Sen. Evet, mage'imiz burada. Artık o kadar buff var ki kim seçemiyorum yani. Bridge değil de Warding Whip atayım. Çünkü bu her tur bir protection büyüsü silen bir büyü. O yavaştan girsin işin içine. Aman ya Rabbim. Atabildim mi ya? Galiba atamadım bir de. Öyle vuruyorlar.
Tamam, biraz uzaktan atacağım. Tamam, kızmayın. Bakayım canım ne alemde. Fena değil de hadi bir pot çekelim. Durun. Tamam, yokum ben. Kaçtım. Şimdi biraz uzaklara kaçalım. Şimdi şu cin ve salamandar kardeşe de şu büyüyü atabilmem lazım. Ona attık. Joker salamandar burada. Tamam, hepimize birer tane çaktık. Yavaş yavaş o koruma büyüleri gidecek. Şimdi sıra Breach'lerde. Protection from Magical Weapons çok iğrenç bir şey. Onları elinizden alayım ama aldığım gibi tabi yenisini açıyor. Öyle de kral çocuklar. Ne yaptınız dostlar? A dostlar. Şimdi vardığımız burada Joker'imiz. Joker'e de. Ha, sen kabak gibi çıktın mı? Güzel. Senin kabak gibi çıkmanı çok seviyorum. Evet, sen de kabak gibi çıktın ama ne bastın kendine? Protection from magical weapons. Bir tane daha mı bastın ya? Bu da Stone Skin basmış. Bir toplansanız da şöyle bir şey atsam ortaya. Gerçi çok da toplanmanıza gerek yok. Şöyle şu ikiliye bir dispel yedirmem lazım. Hayır, yediremedim mi ya? Bir tanesine yedirdim. Çok hareketlisiniz gençler, olmuyor böyle. Ama şimdi bizim iki sorumlu karakter, sona bırakacağım. Onların protection'ları bayağı azaldı aslında ya. Bir time stop atsam şu anda sanırım indirebilirim ya. Kendime haste atayım tabii önce. Onu unutmayayım. Mage abi gel bakayım sen buraya. Evet, Mage kardeş. Üstünde Stone skin'i var ama sanıyorum geçeriz ya. Neredeydin ben? Niye göremiyorum seni? Hah. Evet. Evet, sanki aldık mı? Şurada bir tane stop daha atalım ya. Değer yani bu eşya. Güzel, o mage'i indiriverdik. Şimdi ikinci sorumlu karakter. Gel bakalım. Bart. Şaka yapıyordum bana en son. Öyle konuşmuştum. Şurada Skull'dan bir time stop daha. Ağır dağda 3 time stop atmak. Evet, en sorumlu iki karakteri indirdik. Sanırım Salamander'in üstünde Magical Weapon'dan korunma var şu anda. Şu arkadaşa biraz bedelli döveceğiz ama of, kendime iyi vuruyorum. Neyse, ona da iyi vurmuşum. O da öldü, güzel. Şimdi şu arkadaşın üstündeki protection büyülerini almadan daha fazla time stop atamam. Yani çünkü time stop'ta protection büyüleri kalkmıyor abi üstündeki. O yüzden bekleyeceğiz. Son bir arkadaş kaldı burada. Biraz potion falan basalım. Ne oluyor ya? Gel bakalım sen ya. Dur, o mirror image'ı da indireceğiz birazdan.
8 parça salamander olur mu ya öyle? Ha. Oh, maşallah. İyi dispelledik. Şu anda bak Ocean basıp immüz oluyorsun ya. İlla uğraştıracaksın yani. Soru saytımızı basalım. Evet, görüyorum şu anda seni. Var mı üstünde senin ya? Yoksa bu... Hah, yok. Çok güzel. Evet, bir tane stopa daha. Sen de öldün. Gel bakalım buraya kardeş. Seni de kıstırdık köşeye. Salamander kardeş. Herkes de stone skin maşallah. İmmun mu? Ha tabi fire elemental'in fire'a immun olmasına şaşırıyorum şu anda. Ne kadar da hardcore bir oyuncu. Neyse stone skin'i geçtik. Invisible mu? Aa contingency. Time stop'un ortasında adam invisible oldu. Ya bizim üstümüzde true sight yok muydu arkadaş? Ne oldu? Beni de mi disperledin yani? Bize de mi lölü? Görüyorum şu anda. Nasıl olabildin? Valla bug gibi bir interaction ya. Şaka gibi bak. Chain contingency ile invisible oluyorsun. Ve time stop'ta oluyorsun bir anlığına. Bak time stop biter bitmez ortaya çıktı. Bug gibi demeyeceğim. Bu bayağı bildiğim bug ya. Ben kendi üstüme birazcık şey atayım. Protection büyüsü atayım. Sanırım şunların ikisini yekten girsem alırım ya. Kim ne diyebilir ya? Bak potion içme çocuğum ya. Kenarda köşede iksir içiyorsun. Gel bakayım buraya gel. Gel. Allah iki vuruşa gitti ya. Neyse kaldık ayı ile baş başa. Ha şuraya bak. Adama 30 vuruyorsun. 3 yiyor. 30 eksi 20 ya. Gerçekten %90 reduction var ya. Şaka mısın arkadaş? Neyse. Bu olma şey yani. Zaman meselesi yani. Burayı hızlandırsam yeri ya. Kayımızı da basalım şurada. Kenzai'lerin ability'si. Abi diyorsun ki bana zar atma ya. Ben maksimum damage vuracağım ya. Kaç turda acaba Kai hatırlamıyorum. Ben yavaşladım ya. Haste'im mi bitti benim? Bir yavaşladım, yavaş vuruyorum. Evet, haste'im bitmiş. Biraz da vuruluyorum. Error imajı da yeniledik. 2 saattir vuruyorum. Allah'ın ayısı. Hah, near death'e geldin yani sonunda. Ya golem rica ediyorum. Ölür müsün artık ya? Vallahi ben can verdim burada ya. Heh, Najim Efendi. Kaldık mı baş başa? Praise the gods. You have saved us both once again. And from a fate most dire, I am certain. Demek eminsin. Çok fena bir kaderimiz olacaktı. You have my deepest gratitude, Lord the Mad. Yani şükranlarını sunabilirsin tabi. Cin mi kardeşimizsin? Yaranacağın adamı biliyorsun. Aa, bana bir dilek hakkı versene ya Cin abi, madem bu kadar sevdin beni. Aa, diyor, sana verirdim bir tane dilek hakkı da diyor. Yani ondan sonra diyor. Yani bu arka ne diyor? Dur bakayım. But while I was not captured again. Neither have I been set free. Wait on, I would offer you a wish, but while I was not captured again, neither have I been... Ya anladığım kadarıyla bu arkadaşı yakaladıklarında
böyle Wish'le kurtulmuş falan, hani şu anda gücümün ötesinde diyor. Yani İngilizcem poor oldu burada ya. Niye böyle oldu bilmiyorum ama tamam Najim ya, sorun yok. Zaten senden hiç yani habire tık yani. Hiç aman çalışma yani. Şurada dünya barışı dileyeceğiz ya. Kötü bir şey değil yani. Vallahi bir bal spawnız diye. Kimse bir şey vermiyor arkadaş. Ondan sonra niye efendim, vay efendim beni kestin, vay efendim. Yani hiçbiriniz bir şey vermiyorsunuz ki arkadaş güzellikle isteyince yani. Ne yapalım, biz taş mı yiyelim bal spawnlar olarak? Item'ı nereden bulacağız? Çok ayıp ya. Ha bak, vişe gücü yetmiyor. Vay efendim, ama istersen sana yakalansaydık olabilecek olanları gösterirdim falan filan bilmem ne. Ya, yemezler kardeşim ya. Ben zaten yakalanmamak için 2 saattir savaş veriyorum. Bir de vay yakalansam ne olacaktı? Bana ne? Hadi gel gidelim barmen, müşterilerin yarısını öldürdüğümüzü anlamadan önce. Aa, götü kurtardın tabi, elveda. Tabi. Yani anca iyi şans dile. Başka bir şey yok. Yani aman efendim bir sihirli kılıç vereyim. Vay bir güç yüzüğü vereyim. Oğlum ben bal spawnım ve Türk'üm ya. Bana ne teşekkür ediyorsun? Bana item vereceksin sen. Manyak mısın? Yani böyle olmaz Najim. Söyleyeyim yani Baldur's Gate 3'te çıkma yani karşıma. Gerçekten. Yani en azından biraz itemlanınca çık. Babamı tanımam ya. Keserim yani. Neyse. Haydi Necim, görüşürüz. Evet abiler. Yani Baldur's Gate 2'nin Veteran of Baal'ın işte en zor fight'ını öyle bir karakter nasıl solo'lar gördük, öğrendik. Ben de bilmiyorum yani nasıl, ne kadar pro oynadım, ne kadar iyi bir oynadım ama ya en azından bir demonstration'dır. İşte öyle görülür, feyiz alınır falan. Zaten sırf keyiflik, öyle bu pandemide keyiflik olsun diye çektim videoyu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.